Herkese merhaba. Bugün sizlerle fıstık ezmeli çok güzel bir kurabiye yapacağız. Öncelikle bir yemek kaşığı, yani şöyle bir dolu yemek kaşığı fıstık ezmemi karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 100 gram oda sıcaklığındaki tereyağını da ekliyorum. Ve 1 su bardağından 1 parmak eksik şekerimi karıştırma kabını alıyorum. Mikserle güzelce çırpacağım. Tereyağı ile fıstık ezmesini yaklaşık 2-3 dakika çırptıktan sonra üzerine 1 adet yumurtayı ilave edip çırpmaya devam ediyorum. Karışımın içine 1 yemek kaşığı pekmez ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Vanilya ekleyebilirsiniz. Vanilya esansı ekleyebilirsiniz. Ama bu sefer ben acı badem esansı ilave ediyorum. Sevdiğiniz farklı esansları veya aromaları ekleyebilirsiniz. Ununu ekliyorum. Her zaman kullandığım bardak ölçüsüyle yaklaşık 2 su bardağı un ilavesi yapacağım. Ama şöyle karıştırıyorum. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Üzerine de 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Tekrar karıştırıyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için elinizle yoğurmanıza gerek yok. Direkt bir spatula veya bir kaşıkla yoğurmanız yeterli olacaktır. Kurabiye hamurumu bir streçe sarıp buzdolabında yaklaşık yarım saat dinlendireceğim. Buzdolabında 15-20 dakika dinlenen kurabiye hamurumu şöyle özenlik streçleri açıyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben şöyle normal her zamanki gibi yuvarlayıp tepsime sıralayacağım. Bir hamurlarımın üzerine bir su bardağı ile şöyle hafifçe bastırıyorum. Sıcak fırında 175 derecede pişireceğim. Evet, kurabiyelerim piştiler. Bakın nasıl güzel gözüküyorlar, değil mi? Evet, bir kurabiye sever olarak kesinlikle tavsiye edeceğim bir kurabiye. Bisküvi tadında bir kurabiye. Bakın sıcak iken ısırmıştım. Şöyle iç kısmını da göstermek için. İç kısmını görüyorsunuz değil mi? Şahane. Sütünüzün yanında, çayınızın yanında yiyebileceğiniz şahane bir kurabiye. Ve yapımı da gördüğünüz gibi oldukça kolay. Benim fırınımda 12 dakikada pişti ama ben kızarmış sevdiğim için birkaç dakika fazla beklettim. İsterseniz hani şöyle 10-11 dakika dedikten sonra çıkartabilirsiniz. Hani daha böyle kızarmadan, benimki daha böyle kızarmamış olsun diyorsanız, ki şöyle olacak muhtemelen, biraz daha şöyle kızarmamış olacak, öyle olmasını seviyorum derseniz şöyle 10 dakikada falan pişirebilirsiniz kurabiyelerinizi. Evet. Deneyin. Pişman olmayacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.